Herkese tekrardan merhaba. Bugün size anlatacağım şey Ashen Chest, Ashen Key ve bunlar sayesinde kazanabileceğiniz bazı itemlar, bazı kıyafet skinleri ya da gemi skinleri vesaire, silah skinleri aynı şekilde. Şu an benim üzerimde gördüğünüz Ashen Dragon kıyafet seti. Bunların her birini Ashen Key ve Ashen Chest bulduktan sonra onları açıp içinden çıkan şeyleri satarak elde ettiğim title'lar, elde ettiğim ünvanlar sayesinde aldım. Şimdi bunlarla alakalı konuşmaya başlamadan önce ilk olarak size hızlıca bir Ashen Key hakkında bir şeyler söyleyeyim ve Ashen Chest hakkında. Şimdi Ashen Chest'ler, ben buraya görsellerini koyacağım editte. Ashen Chest oyunda birçok yerde bulabileceğiniz bir şey. Şans eseri de bulabiliyorsunuz. Bunun peşine düşerek de bulabilirsiniz. Bu Ashen Chest'i bulduğunuz takdirde eğer gidip direkt bunu Taverna'daki Duke denen arkadaşa satarsanız sadece 5 tane dublon kazanacaksınız. Oyundaki mavi rozet parolardan sadece 5 tane kazanacaksınız. Ama eğer bunu açarsanız, açmanız için de anahtar lazım, Ashen anahtarı. Açtığınız takdirde bunun içerisinden bayağı enteresan lootlar çıkabiliyor. Çok değerli şeyler de çıkabiliyor. O yüzden ben de her zaman açmanızı tavsiye ederim. Eğer vaktiniz varsa ya da bununla uğraşacaksanız. Uğraşmadan da açabilme şansınız var ama biraz dublona ihtiyacınız var. Şimdi Ashen Chest'ler oyunda eskiden yoktu. Yine son bir yıldır falan galiba var olan bir şey. Sonra da eklendi oyuna ve çok güzel. Eklemeleri çok önemli, iyi olmuş bence. İçerisinden gerçekten değerli şeyler çıkıyor. Bunları bulabileceğiniz yerler, şöyle sırayla saymak gerekirse bir kere adalardan geçerken Ashen Guardian diye bir şey görüyorsunuzdur. Bir iskelet görüyorsunuz. Üzerinde böyle alevler saçan şey iskeletler. Onları öldürdüğünüz takdirde onlar genelde yere bir tane şey düşürüyorlar. Kendi kuru kafaların yanında bir tane not düşürüyorlar. Şey notu. İsmi neydi hatırlamıyorum şu an. Galiba Ashen Not'tu isminde direkt. Öyle bir şey düşürüyorlar. Bir mektup gibi bir şey. Onu aldığınız takdirde size bir hazineler kısmına bir hazine haritası ekleniyor. Bulmacalı bir harita. Genelde o bulunduğunuz adada olur. Onun şeyi, haritası. O adada söylediği yeri bulursanız oradan kazıp bir Ashen sandığı alabilirsiniz chest'i. Ashen Guardian sadece adalarda random çıkmasının dışında aynı zamanda böyle Skeleton Fort'lar uyandığı zaman oraya gidip Skeleton Fort yapıyorsanız orada da bir tane Ashen Guardian çıkacaktır. Genelde o event içerisinde bir tane kesin çıkıyor. Onu da öldürdüğünüz takdirde oradan da alabiliyorsunuz. Bunun dışında gökyüzünde gemi şeklinde beliren bulutun olduğu yer, yani Skeleton Fleet dediği iskelet donanması, gemi donanma ordusu. Oraya gidip o eventin içine girip bunu hallederseniz oradan da 3 tane kesinlikle Ashen chest bulacaksınız. Bu da kesin. Onun dışında iskelet gemilerini öldürdüğünüz zaman çıkma ihtimali var. Kraken'i öldürdüğünüz zaman çıkma ihtimali var. Megalodon'dan çıkma ihtimali var. Bunlar oyunda dediğim gibi random bir şekilde şansınıza çıkabilecek yerler. Bunların dışında bir de bir anahtar bulduysanız ve bulduğunuz anahtarı da satmak istemiyorsunuz. Hazır anahtar bulmuşken ben bir tane sandık açayım diyorsanız, sandığı bulmanın en kolay yolu bir outpost'a gidiyorsunuz. Outpost'taki tavernada Duke diye bir arkadaş var. Duke'un sattığı ürünlere girdiğinizde orada işte Black Market kısmında Ashen Chest Stash Voyage diye bir şey var. Ben bundan önce yapmıştım, onun videosunu da koyarım buraya. Ondan bu voyage'ı alıyorsunuz ve gelip geminize yerleştiriyorsunuz. Bir sanki hazine görev yapıyormuş gibi. Hemen o bulunduğunuz outpost'ta size bir bölge, bir yer söylüyor. O yerden Ashen Chest bulabiliyorsunuz. O sandığı buluyorsunuz. Bunun değeri ya 65 bin altın vereceksiniz Duke'a veyahut da 50 tane mavi dublon vereceksiniz. Bu ikisinden birini verdiğiniz takdirde bu Ashen Chest'i alabiliyorsunuz. Eğer yoksa elinizde, dediğim gibi, yani elinde anahtar var, satmak istemiyorsun, açmak istiyorsun, Ashen Chest de kullanayım bari diyorsun, o zaman dediğim gibi gidip Duke'tan alman lazım eğer bulamadıysan. Şimdi bu noktada şu işin içine giriyor. Ben niye Ashen Chest açayım? Yani niye 65k verip Ashen Chest açayım? İşte bu üzerinde gördüğünüz skinleri vesaire almak için bir şey tamamlamanız lazım. Bir kitap seti, bir ne bileyim
tam adını koyamayacağım bir şey var. Bir set var, şimdi onlardan bahsedeceğim size. O seti tamamladığınız takdirde bu kıyafet parçaları unlock oluyor. Bir chest'in içerisinden ne çıkar? Ona geldiğimizde de Ritual School çıkma ihtimali var. Böyle lavlı, alevli olan hazine parçaları, işte Roaring Goblet, Brimstone denen, Roaring denen böyle değişik hazine parçaları çıkıyor Ashen Chest'lerin içerisinden. Onun dışında bir de kitaplar çıkıyor. Dediğim bu ismi Tome olan, ismi işte Tome of Curse, Tomes of Power, Tomes of Fire, Tomes of Resurrection denen 4 tane kitap gibi şeyler çıkıyor. Onları da buraya görsellerini koyacağım. Bunlar bir set. Yani Tomes of Curse'un içerisinde 5 tane kitap var. O 5 kitabı da bulmanız lazım. O 5 kitap da bu Ashen Chest'lerin içerisinden çıkıyor. Dolayısıyla bir Ashen Chest bulduğunuzda hemen bir Ashen Key'i de bulup açmanız lazım. Ashen Chest'i açıp içindekileri götürüp Duke'a satacaksınız. Eğer bu seti tamamlayabilirseniz, Tomes of Curse, Tomes of Power neyse artık o eksiklerin hepsini tamamlarsanız bütün bu Ashen kıyafet parçalarının setin parçaları açılıyor. Aynı zamanda bunların bir de silahları var. Silahları açılıyor. Silah skinleri var. Benim elimde şu an size göstereceğim. Burada bir saniye. Ha. Ben de mesela bir Dragon Sniper hali açıldı. Ama henüz daha diğer parçalar açamadım. Şimdi bunlarla alakalı hemen size şu şeyden göstereyim. Şimdi bu Ashen kıyafetleri bilmem neleri nereden bulacağız noktasına geldiğimizde. Onun için hemen şuraya geliyorum. Bu kıyafet dükkanı bu adadaki şöyle bir işaret olur. Kıyafet işareti. Bunu gördüğünüz yer kıyafet dükkanıdır. Dükkana girdiğinizde abinin stoğuna baktığınız elinde ne var diye. Şöyle kıyafetleri gibi mesela eldiven veyahut da biraz üst başa gidelim. Tam ceketlere geldiğinizde bakın burada neredeyse hepsi açık, bazıları kapalı. Bu kapalıları açmanın olayı zaten şu altta yazan açıklamada neyse onu yapmanız. Şimdi bizim setimiz neydi? Ashen Dragon setin ceketi. Ben bunu açmak için bakın gerekli kod diyor ki Tome of Curses 2 Commandation'ını alman lazım diyor. Yani benim bu kitabı bulup götürüp Duke'a satmış olmam lazım ki bu açılsın. Bunu bulmak için de yine aynı şekilde bütün kıyafetler ve bütün işte silah skinleri de aynı şekilde. Benim açılmamış silah skinlerim var mesela onları göstereyim size. Dediğim gibi Sniper açık. Burada gördüğünüz. Tome of Resurrection Collector diyor. Yani bütün Tome of Resurrection 5 tane kitapta satacaksınız. Komple ki Sniper'ına ulaşın. Ama mesela pistol bende yok. Pistol için diyor ki Tome of Power'ı bitirmeniz lazım diyor. Bütün kitapları vereceksiniz oraya. Veyahut da işte Tome of Curses Collector diye bir şeyi. Tome of Curses Collector kısmını bitirmemiz lazımmış diyor. Bunu tamamladığımız takdirde kılıca da ulaşacağım. Bunlardan bakıyoruz peki. Reputation kısmına geliyoruz yine tava basarak. Burada ilk sayfada Biz Red giriyorsunuz. Burada Ashen Treasures diye bir bölüm var. Ashen Treasures'a girdiğiniz takdirde size zaten bu ansiklopedilerin şeyini açıklamaya başlıyor cilt cilt. Burada locked halde gözükecek. Bunların hepsini unlock etmeniz için gerekli olan şey de Ashen Chest'in içerisinden çıkan şu deminden beri bahsettiğim kitap cilt falan dediğim şeyler şunlar. Şunlardan bulup bunları tek tek Duke'a satmanız gerekiyor. Ben mesela Tome of Resurrection 1'i bulup satmışım. 2'yi bulup satmışım. 3'ü bulup satmışım. Bunlar her bulduğumuzda ayrıyetten her bulduğunuzda da bakın burada 15 veriyor gördüğünüz gibi. 5, 10, 15 mavi dublon veriyor size. Yani bir kitap sattığınızda bir kitabın kendi ücreti var. Duke'a sattığınızda ise 10-15 mavi para veriyor. Ayrıyetten bu achievement'ları açtığınız için 10-15 kazanıyorsunuz falan derken zaten o mesela Ashen Key, şey Ashen anahtarınız var ama chest'iniz yok. 50 verip aldınız ya şeyden Duke'dan. O 50'yi aslında karşılamış olacaksınız. Bu achievement'ları açtığınızda size vereceği mavi paralarla. Gerçekten yani neredeyse hatta şunları tamamladığınızda bakın 50 veriyor. 50 dublon veriyor. Zaten 50 dublonu o chest'i alıyorsunuz. Gibi mantık kurarak o zararınızı çok daha aza indirebilir. Ayrıca kârı da geçebilirsiniz. Burada dediğim gibi ben birinci seti tamamlamışım. Beşini de yapmışım. Beşini de yaptığım için bunları da kazanmışım. Title'ları. Bu title'ları kazandığım için de zaten Tome of Resurrection Collector lazım diyordu Sniper hatırlıyorsanız. Sniper'ın skin'i açıldı. Aynı şekilde burada da Tome of Fire. Bak 1, 2, 3 bulmuşum. 4'ü bulamamışım henüz. 5'i bulmuşum. 4'ü bulduğum takdirde
Ne olacak? Önce 15'e alacağım maviyi. Dublonu. Sonra bunu açtığım için 50 alacağım. 65 dublon kazanacağım. Ayrıyetten bu title'ların hepsi bana geçecek. Bu title'lar bana geçince de gidip oradan işte bu Tomb of Fire Collection kazandırdığı neyse artık. Ya shotgun ya pistol ya da kılıç bunlar kaldı. Onu satın alabileceğim oradan. Açılmış olacak o skinler. Burada yine aşağıda Tomb of Power kısmı var. Bunlar. Burada yine Tomb of Power 3 eksik çıkmamış bana. Bunu tamamlasam ve bir de eksik. Bu ikisini tamamlarsam bu kısmı bitireceğim. Gibi gibi buradan bunu takip edebilirsiniz. Neyiniz eksik, neyiniz değil. Bunları bitirdiğiniz takdirde sonunda Tomb of Curses var. Curses'ta da 3 eksikmiş. Ben de 3'ü bulmam lazım ki bunu tamamlayayım. Böylece full sete ulaşabilirim. Evet, şimdi Ashen Chest bulduk. Ancak bunu nasıl açacağız? Bize bir aynı zamanda anahtar lazım bunu açmak için. Anahtarı nereden bulacağız kısmındaysa anahtar sandığa göre daha zor bulunan bir şey. Daha az bulunan bir şey. O yüzden anahtar kısmında genelde 100 tane dublon verip Duke'tan en kolay şekilde alınabilir hali o. Yine Duke'tan chest aldığımız gibi 99 tane mavi parayla gidip Duke'tan bunun Ashen Key Chest Voyage alıp olduğunuz outpost'ta bunu bulup sandığı açabilirsiniz. Bu birinci ihtimal. En kolayı ama en pahalısı. İkinci ihtimal balıkçılık. Balık tutarken şansınıza düşük bir şans. Ama Ashen Key bulma ihtimaliniz var. Ben bugüne kadar 3-4 kere buldum. Ve gerçekten de o kadar da düşük değildi bence ihtimali. Gerçekten balık tutmaya gittiğimde o size yine sağda solda bir yerde kart koyarım. Balıkçılık anlattığım videoda iki tane yer söylemiştim. O yerlere gittiğinizde orada hani pondi izleri bulduğumuz adalarda pondi ararken ben 3-4 tane anahtar bulduğumu hatırlıyorum avlarken. Ve böyle çok kısa bir sürede, yarım saat gibi bir sürede. O yüzden oralarda gerçekten anahtar çıkma ihtimali çok yüksek. Çünkü çok hızlı balık tutuyorsunuz. Hatırlamıyorsam 25-30 saniyede bir tane balık tutuyorduk. O kadar fazla balık tuttuğumuz yerde çok fazla anahtar bulabilirsiniz. Bu da birinci benim size vereceğim tiyo. Eğer anahtar arıyorsanız. Bir başka anahtar bulabileceğiniz yerler yine bu Ashen Key Master'ların bir ihtimal düşürme ihtimali var. Bana denk geldi bir ilk kere o da. Onun dışında yok. Bunlarla ancak bu Ashen Key'leri bulabiliyorsunuz. Değerli bir şey. Bir de tabii Scalation Fort yaparken orada da kesinlikle bir tane düşürüyor. Onu da unutmayın. Eğer bir Scalation Fort eventinin içerisindeyseniz kesinlikle oradaki iskeletlerden biri anahtar düşürecek. O anahtarı kaçırmayın. Çünkü hazinenin içerisinde de Ashen Chest olacak. Onu açmanız gerekecek. Yani eğer ödül almak istiyorsanız tabii ki onu açmanız lazım. O anahtarı kaybetmeyin. Oradan da alacağınız kesin olarak. Şunu da belirteyim. Bir Ashen sandık açtığınızda onun içerisinden her seferinde farklı bir şey çıkmayacak. Yani daha önceden sana Tomb of Curse 1 çıktı mesela. Bir sonraki satımda Tomb of Curse 2 çıkacak diye bir şey yok. Yani biri bir kere buldun diye bir daha bir çıkmayacak diye bir şey yok. Eğer şansın yoksa 3 kere Ashen Chest açarsın. 3'ünden de işte Tomb of Resurrection 1 çıkar. Bunları sadece satmış olursun. Sana ekstra bir herhangi bir şeyini unlock etmez. Ekstra bir kıyafet vesaire alamazsın maalesef. O yüzden bu ihtimali de aklınızda tutun. Yani her açtığınız Ashen Chest'ten farklı bir şey çıkacak diye bir şey yok. Ama şu da var. Bir tane açtığınız Ashen Chest'in içerisinde iki tane ya da bazen bilmiyorum 3 denk geldi bana hatırlamıyorum ama iki tane çok denk geldi. İki tane farklı büyük cilt kitapta çıkabiliyor. Bir de son olarak şeyi de unutmadan söyleyeyim. Bu Ashen Chest bulduktan sonra içindeki malzemeleri sattıktan sonra kutuyu da satmayı unutmayın arkadaşlar. Dışı yani boş sandık da 5 dublon edecek. Şöyle bir boktanlığı var zaten. Eğer anahtar bulup açmadıysanız o sattığınız sandığı boş sandık gibi 5 dublonu alıyor Duke. Ama anahtar bulup açtınız, içindeki malzemeleri sattınız. Ayrıyeten boş sandığı yine 5 dubluna satabiliyorsunuz. Yani onun o sandığa verdiği para fark etmiyor için dolu ya da boş olması. Her türlü 5 dublon kazanıyorsunuz. Bunu da unutmayın çünkü bazıları bu Ashen sandıklarını hazineciye satabileceğini zannediyorlar. Gidiyorlar hazineciye satmaya çalışıyorlar. Gold Order bunu almıyor. Almayınca da ha bu satılmıyor herhalde falan deyip bırakıyorlar. Ama hata, onu bırakmamanız lazım. Onu Taverna'daki Duke'a satabiliyorsunuz sandığı. Sattığınızda da size 5 dublon veriyor. Onu da unutmayın. Boş sandığı satmayı atlamayın. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadardı. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Başka videoda görüşmek üzere. İyi günler.